Selamlar. Size bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Kronik prostatit. Evet, erkeklerin bela hastalığı. Kronik prostatit nedir? Nasıl tanı konur ve nasıl tedavi olup bu hastalıktan kurtulabilirsiniz? Size bunları dilimin döndüğünce anlatacağım. Öncelikle kronik prostatit nedir? Kronik prostatit, işeme semptomları, ağrı semptomları, ereksiyon ve boşalma semptomlarıyla karakterize, yapılan testlerin hepsinde herhangi bir bu durumu sağlayacak patolojinin saptanmadığı durumlarda hastalara konulan tanıdır. En yeni guideline'larda gerek Amerika guideline'ı gerek Avrupa guideline'ında artık kronik prostatik, kronik pelvik ağrı sendromunun bir parçası olarak kabul edilmektedir. Yani kronik prostatite artık nörosensöryel bir durum gibi bakmalıyız. Şimdi yine diyeceksiniz ki bu doktor ne dedi? Ya çok anlaşılacak şekilde söylüyorum. Aklınıza romatizma gelsin. Romatizmada vücutta herhangi bir mikrop var mı? Yok. Adamların dizi şişiyor. Adamların eklem yerleri şişiyor. Buralardan alınan sıvılarda herhangi bir mikrop çıkıyor mu? Çıkmıyor. İşte prostatit de böyle. Aslında vücudun prostata karşı yapmış olduğu bir iltihabi reaksiyon. Bakın, dışarıdan bir mikrobun yapmış olduğu iltihap değil. Kronik prostatitin non-bakteriyel, non-virütik dediğimiz hastaların en çok sıkıntı yaşadığı, eski tabire göre kronik pelvik ağrı 3B sınıfındaki hastalarda prostatlarında bir bakteri ya da bir enfeksiyon saptanmıyor. Bir enflamasyon durumu var. Doktorların yapmış olduğu en büyük hata da bu zaten. Ne yapıyorlar? Antibiyotik yazıyorlar. Ne kadar kullanacaksın? 6 ay. Baba, 6 ay antibiyotik mi kullanılır? 6 ay antibiyotik kullandıktan sonra o antibiyotiklerin hem böbreğe hem karaciğere verdiği zararlar kronik prostatitten kurtulmaya değecek mi? Ya da 6 ay boş boşuna antibiyotik kullandığınızda biz bunlardan kurtulabilecek miyiz? Hayır. Onun için hastaları iyi değerlendirmek lazım. Kronik prostatit tanısını ben nasıl koyuyorum? Çok net. 1. Hastanın ağrı semptomları olacak. 2. Hastanın işeme semptomları olacak. 3. Hastanın cinsellik semptomları olacak. Bu semptom grubundan kronik prostatit semptom skalasına göre puantajını yapıyoruz. Bu puantaj yapıldıktan sonra hastaya cinsel yolla bulaşmış olan bir hastalığı var mı diye geniş bir cinsel yolla bulaşan hastalık paneli yapıyoruz. Bu paneli nasıl yapıyoruz? Bu paneli hastanın üretra dediğimiz penisin içindeki idrar kanalından bir sürüntü alıyoruz. Bu 1. 2. idrarını arıyoruz. 3. prostat masajıyla aldığımız sekresyonu alıyoruz. 4. Penis ve etrafından herhangi bir mantar ya da virüs enfeksiyonu var mı diye çevresel bir örnek de alıyoruz. Bu 4 parametre PCR sonucuna göre incelendikten sonra herhangi bir mikrop ya da virüs var mı ona bakıyoruz. Diyelim ki yok. Zaten varsa bunun tedavisi yapılacak. O ayrı. Bunlar da yoksa. İkincisi, hastaya bir urinal ultrason çekiyoruz. Ultrasonda iyi huylu prostat büyümesi var mı? Mesanede kanser var mı? Prostatta kanser var mı? Tümör var mı? Böbrek taşı var mı? Yok mu? Bunlara bakıyoruz. Bunlarda da bir şey yoksa hastanın bir işeme testine bakıyoruz. Hiçbir yerde hiçbir şey olmadığı halde hastanın semptomları varsa o zaman biz bunu kronik prostatit, kronik pelvik ağrı sendromuna koyabiliriz. Çünkü eğer bir mikrop varsa bu kronik bakteriyel prostatit oluyor. Burada tanımlara dikkat etmeniz lazım. Evet, diyelim ki hiçbir şey çıkmadı. Kronik, non-bakteriyel, non-virütik prostatit. Ama yine de üzülmeyin, bunun da tedavisi var. Buradaki olay prostatın içerisindeki enflamasyonu. Bakın, enfeksiyonu değil, enflamasyonu azaltmak. Bunu azaltmaya yönelik prostat masajları, ESVT'ler, nörosensöryel destekler veriyoruz. Hastaya kullanacakları bir liste veriyoruz. Yemesi, yememesi gereken ve sosyal alışkanlıklarını değiştirmesi için bir tavsiye listesi veriyoruz ve 6 ayda hastalarımızın %90'ı, %95'i bu durumu unutuyor. Böyle şikayetleriniz varsa çekinmeden doktora gelebilirsiniz. Çünkü bir hastalık varsa mutlaka çaresi de vardır. Sağlıcakla kalın.